Merhaba arkadaşlar prompt konusunda çok fazla mesaj geliyordu onunla ilgili bir video çekmek istedim prompt sözlüğü isimli bir video aslında burada chatibitinin nasıl çalıştığını nasıl düşündüğünü anlamaya çalışacağız çeşitli kavramlar var bu kavramlar üzerinden başlayacağız. Tabii ben bunlardan bahsederken çeşitli örnekler de vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şimdi prompt'la başlıyoruz. Prompt Türkçe sufle diye çevriliyor. Bazen komut, bazen istem diye çevriliyor. Ama özeti şu. Prompt dediğimiz şey yapay zekaya yaptığımız yönlendirmeler. Sorgudan farkı ise şu. Mesela sorguyu biz web 1, web 2'de kullanıyorduk Google'da. Diyordunuz ki örneğin Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu bir sorgu. Ankara. Veri tabanında varsa verir, yoksa vermez. Peki şunu diyorsunuz. Türkiye'nin başkenti işte farklı bir yer olsa neresi olabilirdi? Burada karşı tarafın inisiyatif alması gerekiyor. Eğer inisiyatif alırsa iş sorgudan sufleye, promta kayıyor. Yapay zekanın aldığı inisiyatiflerin etkisini ...daha iyi anlamamızda aslında o sufle sanatı oluyor. Yani her yerde inisiyatif de alar, alabilir mi yapay zeka... ...alırsa sonuçları ne olur... ...bazen saçmalayabilir... ...saçmalamasına izin vereceğiz mi... ...ne kadar izin vereceğiz... ...gibi gibi gibi şeyler prompt oluyor. Buradaki e, bağlam çok önemli. Konteks deniliyor yani zaten İngilizcesi. Bağlam şu... Yapay zeka ile konuşurken bazen şunu hissedebilirsiniz konuşuyorsunuz 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 bir yere geldiniz Örneğin sivasla ilgili konuşuyorsunuz Sivas'ın yemekleriyle Sivasın yemekleri içerisindeki tatlılarla o tatlıların e, işte içerisindeki baharatlarla bilmem neydi ya yani, o dibe iniyorsunuz sonra bir anda soru soruyorsunuz ve yapay zekanın, Sanki daha önce konuştuğunuz hiçbir konu yokmuş gibi cevap verdiğini görüyorsunuz. İşte o bağlamı yakalayabilme işi yine yapay zekanın becerilerinden biri. 3.5'da daha zayıf. Çünkü 3.5 nerede güçlü, 4 nerede güçlü dediğimizde işte 3.5'un burada zayıf olduğunu görebilirsiniz. Veya işte bir sohbet yaptınız ondan sonra ChatGPT kullanmadınız belli bir süre. O bağlamdan da... Parça parça koptuğunu görebilirsiniz. Mesela tablolar hazırlıyorsunuz ve siz bir şey veriyorsunuz. Onu belli bir formatta tablo olarak hazırlıyor. GPT ile diyaloğu kestiniz. Birkaç saat sonra girdiniz. Verdiniz aynı metni. Aynı tabloyu hazırlamayabilir. Bağlam kopuyor. Bizim yapmamız gereken şey o bağlamı nasıl dikkatli takip edeceğiz onu görmek. Burada intent sizin niyetiniz. Yani... E yapay zeka konuşurken, promptları verirken niyetinizin ne olduğunu dikkatlice anlatmanız lazım. Bunu şöyle görebilirsiniz. Normal günlük hayatta biriyle konuşurken sürekli bir bağlamın içerisinde olduğunuz için niyet çok rahat anlaşılır. Belki bunun Türkçedeki en bariz örneklerinden biri eyvallah kelimesidir. Yani eyvallah kelimesini işte kızgınlıkla da kullanabilirsiniz. Teşekkür için de kullanabilirsiniz. İşte sitem ederken de kullanabilirsiniz. E, gibi gibi o bağlamda onu yakalarsınız. Ve oradaki onu söylerken ki niyetinizi karşı taraf ona göre alınlar. Dolayısıyla niyet de aslında bağlamla beraber giden bir şey. Parametreler, e, suflenin içerisinde, promptun içerisindeki sizin bazı verdiğiniz detaylar... Parametreyi ne kadar çok verirseniz, istediğiniz sufleye verilen cevap o kadar iyi olmuyor ama. Önemli, yani buradaki kör nokta bu. Çünkü bazen, mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki yapay zekayı resim çizdireceksiniz, tamam. Şöyle, ama resim çizdirmeden önce de 15 tane etiket oluşturmak istiyorsunuz, anahtar kelime. Siz mesela diyorsunuz ki... İşte bana 15 tane anahtar kelime yaz, Türkçe, aralarında virgül ayır, sonra da işte şu şu konuda bir resim çiz. Ama daha sonra o resim çizme ile ilgili parametreleri o kadar artırıyorsunuz ki içerisinde şu olsun, bu olsun. Yani o parametre yoğunluğunu resime kaydırdığınızda. Bazen şu hatayı yaptığını görürsünüz. İlk başta verdiğiniz hikayeyi, o 15 tane etiket verme hikayesinden kopup direkt resme odaklandığını görebilirsiniz. İşte buradaki parametre olayımız da bu. Yani o parametreleri dikkatli kullanmalıyız. Bunu şöyle yakalayacaksınız. Fazladan yazdığınız bir kelimenin onun kafasını karıştırdığını ve başka bir yere götürdüğünü görebilirsiniz. E, clarification, açıklama. Bu da belirsiz veya çok anlamlı promptlara yönelik ek bilgi talep etme. Bu da şu. Ta yıllar önce belki abartmıyorum 20 yıl önce falan şunu demişlerdi bize bu işi ya yani interneti öğretenler. E, mesela Google'da bir arama yaptığında e, Jaguar diye aradığında arabayı mı gösterecek hayvanı mı? bu bağlamı iyi yakalaman gerekiyor. Yani Google ileride bunları yakalayacak diye yıllar önce bize anlatıyorlar. Şimdi bu buradaki clarification olayı da o. Yani açıklamayı dikkatli yapmazsanız o ek bilgileri dikkatlice vermezseniz yine böyle bir araba düşünün. Bir santim şöyle kaydırdığımda bin kilometre hızla gittiğinde bambaşka bir yere gider ya. O detayı yakalamanız. Yani Mesela az önce dedim, bana 15 tane etiket yazdır dediniz. Aslında Türkçe konuşuyorsunuz ama yukarıda verdiğiniz on, ilk metin İngilizce ise size İngilizce cevap verebilir. Yani orada e, açık, bazı noktaları dikkatlice açıklamanız gerekiyor. Şimdi bu tokenization, tabii biz bunu blockchain'de çok kullanıyoruz ama buradaki tokenization şu, e, yapay zeka sizin yazdığınız metni belli parçalara bölüyor ama kelimelere, harflere veya işte sözcüklere bölmüyor. Kendi yapısı var. Mesela buradaki örnek tam ideal örnek değil. Evet bunu böyle bölebilir ama farklı bir şekilde de bölebilir. O tokenization'ı eee ChatGPT'nin playground'una girdiğinizde oradaki detaylarda yakalayabilirsiniz. Bu e, Böyle gösteriyor örnekler hep ama bu bu kadar basit değil. Bazen bir kelimenin içerisinde bir şeyi de bir token olarak alabilir. Aklınızda olsun. E, tamamlama dediğimiz şey şu. E, bunu şöyle yakalayabiliyoruz. Mesela diyelim ki bugün Ankara'da hava dediniz ve enter'e bastınız. Hava çok dediniz ve enter'e bastınız. Yapay zeka diyor ki bugün Ankara'da hava çok token kümesinin yanına Güzel gelir muhtemelen deyip onu öyle yazdığınızı düşünerek devam ediyor. Bu da biraz tamamlama oluyor. Ee, ve ona göre cevap veriyor. Aslında oradaki boşlukları dolduruyor. Bazen bunu çok farklı amaçlarla da kullanabiliyoruz. Yani gerçekten bilerek de bırakabiliyoruz. Bazen uzun bir metin içerisinde gözden kaçmış şeyler de olabiliyor. Bunu sadece yükleme olarak düşünmeyin. Yani içerisindeki sıfatlar vesaire de olabilir uyarlanabilir yanıt adaptive response kullanıcıdan gelen geri bildirime göre yanıtın şekillendirilmesi e, kullanıcı diyor ki daha önce izlediklerimi listelemeden söyler misin tamam daha önce izlemediğim bilim kurgu filmleri şunlar diyor aslında e, bu adaptive response daha önceden elde edilen şeylerle oluşturulan kontekstin bir sonraki Cevabını oluşturma. İşte konteksten kopma olduğu anda uyarlanabilir yanıtlarda azalıyor. Ama biz bu uyarlanabilir yanıtları nasıl e, takip edebileceğimiz yani yaptık ve sürekli uyarlanabilir yanıtlarla devam ediyoruz bir süre. Sonra hatta o gitgide kısalıyor. Örneğini vereyim. Mesela diyelim ki dedim ki ben sana bir metin veriyorum. Bu metni Fransızca Twitter serisine çevir. E, ondan sonra da şunu yap, bunu yap. İlk başta bunu yapıyor ya. Sonra yeni bir metin verdiğinizde birkaç kelimeyle diyorsun ki bak bunu da önceki gibi yap. Onu yapıyor. Daha sonra önceki diyorsunuz. Tek kelime önceki artık yapmaya başlıyor. Yani uyarlanabilir yanıt gitgide gitgide onun e, yapay zekanın zihninde diyeyim e, kolaylaşıyor. Prompt engineering yani prompt mühendisliği de aslında bunu bilme sanatı. Mesela bir şey Google'dan almak anlamsızdır değil mi? Ya bunu Google'dan almışım ben de girsem Google'dan alırımdır. Ama prompt'la e, aynı şey olmuyor. Yani yapay zekaya ben bir şey yaptırdım. Sonra siz dediniz ki ya bunu yapay zeka yaptırmış. Ben de yapayım. Olmuyor. İşte onu yaptırabilme sanatı prompt engineering. Bunun çok detayları var İşte o, bizim uzun kurslarda bunlardan bahsettik. E, ama özetle bunu kullanma becerisi. İşte dynamic prompt da bu adaptive response'a yakın bir şey. Yani kullanıcı etkileşimi veya dış verilerle güncellenen değişken prompt yapıları. Örnek kullanıcıdan aldığı son 5 kitap tercihine göre öneri yapma bir dinamik prompt oluyor. Yani promptun da dinamikleşmesi tabi bunu daha gelişmiş şey, API'larla yani bir yazılıma bağlayarak bunu yapıyorsunuz. Yine buradaki kavramlardan biri multi-turn conversation. Yani yapay zeka ile uzun uzun diyaloglar. Bu da önemli çünkü biz chat kullanan çok yüksek ilk başta şunu yapıyor. Dur bakayım şunu bilecek mi diyor. Ve Google'a bir şey sorar gibi soruyor. Bir sonraki diyaloğun gelişeceğini düşünerek sormuyor. işte o diyaloğun gelişeceğini düşünerek sorma e, ee, işi multi turn conversation ve bunu pratikleştiğinizde şöyle kullanıyorsunuz. Diyelim ki siz dediniz ki ben bir web sitesi kodlatacağım. Ee, Google'da şöyle dersiniz ya mesela bana bir e-ticaret için web sitesi kodları ver. Böyle başlarsınız. Burada öyle başlamıyorsunuz. Multi turn conversation'ı çok içselleştirdiğinizde başlıyorsun. Diyorsunuz ki Aklımda şöyle bir fikir var. Yani böyle bir web sitesi yapmak istiyorum. Senden de bu konuda yardım almak istiyorum ama nasıl ilerleyelim? Bunu oturtuyorsunuz. E, feedback loop zaten geri bildirim döngüsü. E, siz ondan geri bildirim ala ala e, iyileştiriyorsunuz. E, buna başka bir kaynakta da promptları rafine etme deniliyor. Rafine sufle, rafine prompt oluşturma. Natural Language Understanding, modellerin insan dilini doğru bir şekilde anlama işleme kapasitesi. Bana John'un kitabı hakkında söylediklerini hatırlatır mısın? Model bu talebi doğru anlayarak ilgili bilgileri sunar. Şimdi burada da e, belki de e ChatGPT'nin ilk şaşırttığı noktalardan biri bu. Üslup noktasında e, çok alternatifli cevaplar verebiliyor. Diyelim ki bunu somutlaştırmak için bir blok yazısı yazdıracaksınız. Bunu Şöyle bir üslup da yaz dediğinizde o insanı da taklit edebiliyor. Bunları muhtemelen eğitim setinde Reddit verisini kullandığından ki Reddit bu konuda iyidir yani oradaki diyalogların orijinalliği e, sağlıyor. Buna da Natural Language Understanding deniliyor yani senin konuştuğun dili anlama. E, eminim ileride şive, yöre bu tarz şeylerle de konuşabilecek. E, bağlamsal ipuçları, konteks tools. Konuşma sırasında modelin kullanıcının niyetini daha iyi anlaması için kullanılan ipuçları. Mesela işte yine bağlamsal ipuçları akşamki maçın sonucunu söyle dediğinde modelin hangi spor veya takım hakkında konuşulduğunu belirlemesi. İşte o konteks bir süre sonra koptuğunda bu bağlamsal ipuçlarını dikkatlice <laughs> verip tekrar e, o konteksti kurmak gerekiyor. Duygu analizi zaten bilinen bir şey. Hani GPT'den e, önce de vardı. Bir metinden duygu analizi yapma. Yani tabii ki bu örnek basit. Bu üründen hiç memnun kalmadım. Bunu tanır. Ama işte bir eyvallah kelimesinin duygu analizini yapmak çok zor. Türkçe'de böyle kelimeler var. Yani bunları yapmak zor ama genel olarak bilmekte fayda var. Varlık tanıma bence önemli bir şey. Entity Cognition. Bu da şu aslında siz bir prompt girdiğinizde o promptun içerisinden belli şeyleri alıyor parametreleri ve bunları varlık olarak tanımlıyor. Mesela metinden isim, yer, tarih gibi özel bilgileri alıyor ve sınıflandırıyor. Bunlar önemli. İşte burada şey muhabbeti de oluyor zaten. Özel key, özel anahtarlarınızı yazılımlar içerisindeki yapay zekaya vermeyin. Çünkü bunu bir varlık olarak tanımlar. Daha sonra birisi bu varlığı almaya çalışırsa bir şekilde tersine mühendislikle hacklenebilirsiniz gibi belirsizliği giderme var aynı ifadenin birden fazla anlamı olabileceği durumlarda doğru anlamı seçilmesi yarınki toplantı ne zaman diyoruz değil mi mesela biz gündelik konuşmada bunu hiç yadırgamayız. yarın yarınki toplantı ne zaman dediğimizde yarınki toplantı kaçta anlamı çıkar ama yapay zeka bunu dediğimizde kafası karışabilir yani yarınki toplantının bir zaten günle ilgili bir şeyde gün soruyorsun anlamı çıkabilir. Personization kişiselleştirme yine e, burada kullanıcıya göre özelleştiriyoruz ama burada biraz daha farklı bir şey var. Biz buna işte artık böyle role playing de demeye başlıyoruz. Yani o kişiyi hatta bir tanımı da persona oluşturma personalar da var. GPT'de, Explorer'da bakarsınız. Yani bir kişiyi tamamen artık modelliyoruz. Diyelim ki siz dediniz ki dünyadaki en iyi ekonomist ve vefat etmiş bir ekonomist. Bu kişiden danışmanlık alabilir misiniz? Alamazsınız. Normalde atıyorum. Biz bunun personasını oluşturalım ve aklımızdaki soruları oradan soralım. Personanın içerisine o kişiyle ilgili onun yazdığı kitaplar, işte makaleler, tweetleri her şeyi öğretelim. Personasını oluşturalım. Aslında kişiselleştirmeden birinci kastımız bu. Tabii ilk görünen şey yapay zekanın size verdiği cevaplara göre onu kişiselleştirmesi ama arka planda da böyle bir şey var aklınızda olsun. Prompt template dediğimiz şey bununla ilgili siteler de var. Prompt drive.ai vardı yanılmıyorsam ee, bir tanesi de. Işte. Artık sizin bu prompt şablonlarınızı orada e, koyduğunuz sakladığınız yer e, kolay olsun diye promptlarınızı işte işte şurada var ya şöyle bir prompt, bazı noktalarına değişkenler geliyor. Bunlar prompt şablonları oluyor. Language generation da yapay zeka'nın verilen bilgilere dayanarak yeni ve anlamlı dil örnekleri üretme yeteneği. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Tam bunun örneğini söyleyeyim pardon. Tam bunun örneği. İngilizce'de bazı kelimeler var. Biz onları Türkçe'ye farklı bir şekilde geçirmişiz. Yapay zeka bunu bilmiyorsa o İngilizce kelimeyi direkt böyle Türkçe bir kelimeye geçirir gibi geçiriyor. Yani örnek vereyim. Bir saniye ben bakayım. Şimdi bulamadım ama daha bugün gördüm. İtkisel gibi bir kelime kullandı mesela metin oluştururken oradaki. Aslında dil oluşturma dediğimiz şeyin tam odak noktası o yani. Onun dışında tabii ki metin oluşturuyor vesaire ama bazen görüyorsunuz bunlardan aslında metnin yapay zeka oluşturup oluşturulmadığını anlayabilirsiniz. Bazı kelimeler var direkt alıyor İngilizceden çeviriyor. Ama çevirirken tabii biraz Türkçe okunuşuna göre çevirerek yapıyor. Adaptive Response. Adaptive Response'a bakmıştık. Devam edelim. Bu Query Refinement'da kullanıcının sorduğu soruyu daha açık ve işlenebilir hale getirmek için yapay zeka tarafından yapılan düzenlemeler. Bunu da şöyle görüyorsunuz. Siz bir e, daha genel bir ifade kullandığınızda yapay zeka ile konuşurken yapay zeka biraz daha açıklayıcı e, bir şekilde sizi yönlendiriyor. Ve o uzun sohbeti oluşturuyor. Semantik analiz. Yine orada semantik analizden kastımız da bu kitabı okudun mu dediğinde yapay zekanın bu'dan kastettiğinizi anlaması. E, language adaptation. Yapay zekanın farklı dillere veya diyalektiklerde etkileşime girebilme kabiliyeti. E, İngilizce konuşulan bir ortamda Türkçe bir gir diye bir anlamlı yanıt var. Bunu ben çok kullanıyorum. Mesela ben Türkçe konuşuyorum ama o İngilizce cevap veriyor. Ben İngilizce cevap yazsam belki Türkçedeki kadar kendimi iyi ifade edemeyeceğim. Ama siz Türkçe konuşuyorsunuz o İngilizce cevap veriyor. Bu da dil adaptasyonu. Interactive Learning kullanıcı etkileşimleri üzerinden yapay zekanın öğrenme ve gelişme süreci. Kullanıcı hatalı yanıtları işaret edicez, sistem bu geri bildirimleri modeli güncellemek için kullanır. Bunu şunu da yapıyor. GPT-4'te de özellikle. Bazen size iki tane cevap veriyor. Yani diyelim ki hatta resim çizerken bile. Bana işte güneşli bir Ankara sabahı çiz dediğinizde bir bakıyorsunuz iki tane birden çizmeye başlıyor. Hangisi sence daha iyi diyor. Ve siz onu geri beslemeyle iyileştiriyorsunuz. Error Handling zaten programlamadan bilinen hata yakalama Örneğin bir kullanıcı sorusunu yanlış anladığında hatayı düzeltmesi ve kullanıcıya doğru bilgi sunması. Bunu zaten anlaşılmıştır da bir tane örnek veriyorum ilginç bir şey. Bir resim çizdirmiştim ben yapay zekaya. Ve işçileri robotlara benzetmişti. Ben de dedim ki... İşçiler, işçiler sonuçta insan ve senin bunu robotlara benzetmen çok etik değil. Ve bunu değiştirmişti. Hemen bu dediğim nüansı yakalamıştı. İşte bu tarz nüanslar da yakalanabiliyor. Sadece işte normal, burada basit olarak düşündüğünüz şeyler değil. o nüanslar yakalanabiliyor. Ses tanımlama biliyorsunuz zaten sesi yakalıyor ve ona çeviriyor. Chatbotlar aslında burada bence personaları, persona ve diğer e, işte mesela Türkçe'de agent çevirirken sıkıntı oluyor. O alt yapay zekaların bir önceki versiyonu chatbotlar. zaten az çok duyduğunuz şeylerdir ama onun bir sonrası artık karakteri oturtma. Yani bir psikoloğun e, GPT'sini yapıyorsun bir psikologla konuşur gibi bir diyetisyenle bir e, muhasebeciyle onun bir öncesi chatbotlar daha ilkel hali. tek to speech metni yapıyorsun konuşmaya dönüyor speech to text'e tam tersi summarization özetleme e, özetleme ile ilgili doğrudan yapay zeka araçları var farklı araçlar çünkü özetleme dediğin şey basit görünüyor ama önemli bir şey e, şunu görüyorsunuz mesela GPT'nin ücretli versiyonunda dahi bir metni özetlerken do, bazı noktaları gözden kaçırdığını, önemli noktaları özetleme dediği şey çünkü o metni çok iyi anlayacaksın. Hepsi her cümlenin sonraki cümleye giden bağlamı anlayacaksın ve bazı şeylerin öne daha az önemli olduğunu düşünerek onları çıkaracaksın. O yüzden özetleme de e, basit bir bir şey değil. Ve şu anda mesela e, PDF yüklediğinizde de işte uzun PDF'leri de hızlı bir şekilde özetleyebiliyor. Çeviri zaten e, bildiğiniz e, GPT'deki çeviri de e, normal çeviri gibi ama farklı olarak e, çeviri yaparken istediğiniz nüanslarda da çevirebilir. Yani diyelim ki bir yazı var siz bunu çevireceksiniz ama hani çeviri yaparken özneyi değiştir. Şu, ben onu denedim mesela. Özneyi değiştir. Oradaki karakteri çıkar. Şu benim sana bir karakterim var sana öğrettiğim. Onu koy ve onun hikayesiymiş gibi bunu yaz dediğinizde çeviriyi yaptığı esnada da bunu yapabiliyor. Sentiment polarity, duygu polaritesi. İşte bu da sentiment analize benzer. Onun e, bu sefer e, yani işte onu nasıl şey anlatalım. Vektörel olarak yani biraz daha sayısal olarak gösteriyor. Recommendation sistem, tavsiye sistemleri. E, bu da işte e, makine öğrenmesi, derin öğrenme e, ile ilgilenenlerin en çok kullandığı şeylerden biri. Burada da aslında e, sizin geçmiş davranışlara göre yeni bir şeyler size öneriyor. Bunu şeyde görmüştüm mesela GPT'de en e, iyi çalıştığı yerlerden biri bir kişinin verisini verince o kişinin kitaplığındaki kitapları, başucu kitapları bana bul dediğimde mesela o sistemin iyi çalıştığını görmüştüm. Niyet sınıflandırma da kullanıcının niyetinin ne olduğunu belirlemek için kullanılan yapay zeka süreci. Mesela pizza sipariş etmek istiyorum cümlesinde niyet olarak sınıflandırılan şey sipariş. Bunu ayrıştırıyor. Predictive text öngörüsel metin işte bu bizim e, cep telefonlarında falan da olan e, selamın yazınca aleyküm diye tanımlayan bazen o öngörüsel metinler dahili geliyor. Yani hiç kullanmadığınız halde size bazı kelimeler önerebiliyor. Daha sonra yavaş yavaş siz onu şekillendiriyorsunuz. E, Dialog state tracking çok adımlı bir diyalogda kullanıcının niyetlerini ve sağlanan bilgileri takip etme meselesi. Bunu zaten marketikte falan çok kullanılıyordu da yapay zeka tarafında da kullanıyor. E, kullanılıyor. Information Extraction da metin içerisinden belirli bilgilerin çıkarılması ve anlamların e, anlamlandırılması yapılması. Yani örneğin dolgu sözcükler ile ve gibi şeyleri çıkarıyorsun, siliyorsun. Yani çıkarma dedim oradaki çıkarma dediğim, onlar duruyor. Geri kalan ana noktalar üzerinden sen oradaki bilgiyi yakalıyorsun. Response generation kullanıcıların girdiğine dair doğal dedi yanıt üretmeye de response generation deniliyor. User profiling kullanıcıların davranışlarını, tercihlerini temelinde kısa profiller oluşturma. Dikkat edersen aynı yere doğru geliyor. İşte bunu yapıyorsun. Daha sonra person oluşturuyorsun. Yani karşında o kişi varmış gibi. Ya benim düşünsenize, tweetlerimi öğretiyorsun ve yeni tweet attırıyorsun. Belki benim gerçekten atacağım bir tweet'i atıyor. Ee, bir konuya yorumumu soruyorsunuz ve benim düşündüğüm gibi yorumluyor. Bu, bunlar işte o profillemenin bir sonrası. otomatik Content Generation belirli verilere dayanarak, kurallara dayanarak içerik üretme. Ee, bunu da şöyle yapıyor. Mesela siz chat ediyorsunuz. Kendi GPT'nizi oluşturuyorsunuz. Diyelim Explorer'dan MyGPT kısmında. Ee, senin işin mesela sana verilen metinler içerisindeki e, ekonomik verilerle ilgili kısmı alıp e, onu bir tabloya eklemek. Dediğinizde kendini buna göre konumlanıyor konumlandırıyor İşte aynı otomatik haber raporu oluştur gibi sadece bu işi yapıyor. Geri kalan metindeki hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Syntax analiz de cümle yapısının gramer kurallarının analiz edilmesi. Mesela siz ona kediler miyavlar dediğinizde zaten o arka planda sizin dil bilgisi hatalarınız da buluyor. İşte bunu düzelten araçlar da yapmıştı. Yani ChatGPT'nin gelişim aşamasında örneklerden biri, işte kullanılabilir örneklerden biri de buydu gramer düzeltme. Tabii o ilerledi. İşte gramer düzeltmeye geçtim. Artık onu sesli olarak söyleme e, vesaire ki bir sonrasında da artık belki işte öğrenciler ve herhangi biri İngiliz İngilizcesini veya başka bir dili geliştirirken karşısındakiyle konuşacak ve sizin konuşmanızı analiz edecek. Bununla ilgili de bir tane yapay zeka aracı görmüştüm. Siz ses kaydı yapıyorsunuz. Hatta görüntüyü de, görüntüyü de göz teması vesaire bunlarla bir analiz yapıyor. Artık o tarz analizler gelişecek. Muhtemelen dil gelişimi için, yabancı dil gelişimi için yapay zeka ajanlarıyla konuşacağız. İşte mesela ajan deyince garip oluyor ama buradaki agent yani. Co-reference resolution, metin içerisindeki farklı ifadelerin aynı kişi veya nesne atıfta bulunduğunu belirleme. bu yapay zekanın bazen kafasını karıştığı bir şey. Ki bizde de aslında hatırlıyorum Türkçe sınavlarında buradan böyle bir sıkıntılar çıkardı anlatım bozukluğu sorularında. Mesela örnek Anna geldi. O çok mutlu cümlelerinde o kelimesi Anna ile ilişkilendiriliyor. Ee, daha kompleks cümlelerde bazen, mesela burada da örneği var ya, karışabiliyor yapay zekanın kafası. Query Expansion. Kullanıcının orijinal sorgusuna ilgili kelimeler veya ifadeleri ekleyerek arama sonuçlarını genişletme. Örneğin kullanıcı sağlık tavsiyeleri diye arama yaptığında diyet, egzersiz ve uyku düzeni gibi terimlerle genişletiyorsan bunu sorgu genişletme diyoruz. Aspect Based Sentiment Analysis de metindeki belirli yönler veya özellikler hakkında duygu analizi yapma. Ee, bir restoran yorumunda yemek kalitesi, servis hızı ve atmosfer hakkında ayrı ayrı e, duygu değerlendirmeleri yapma. Yani duygu analizini de kırılımlarla yaptığı zaman. Eee mesela bir cümle kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela Aydar yaylası da müthiş yani keşke şuradaki çevre kirliliği olmasaydı da işte falan diyorsunuz. O anda evet bunu beğendi. Bununla ilgili şöyle bir düşüncesi var falan dediğinizde aspect based sentiment analiz oluyor. Language identification metnin hangi dilde yazıldığını otomatik olarak tanınması bunu çok iyi yapıyor zaten. Örnek gelen bir metni İngilizce-Türkçe sınıfı var. Bununla ilgili komik bir anım var. Benim ikisiler var, 5-6 yaşında, 5,5 yaşında az çok biliyor çevremdekiler. Mesela oğlan Chet Chibiti'nin mikrofonuna basıp o ara böyle bir tablodası mıy 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 yaptı, ChatGPT onu Çince bir şeye çevirdi. Yani gerçekten Çince konuşuyor musun dediğimizde çıkıyormuş, Çince çevirdi. Yani Çocuğun e, böyle bize e, laf saymasını yani anlaşılmaz bir dilde <laughs> Çince olarak <laughs> değerlendirdi. Anapora Resol Resolution. E, metinlerdeki zamillerin veya belirteçlerin daha önce bahsedilen önüylere doğru şekilde bağlanması. İşte Mesela az öncekine benzer. John bir kitap aldı. Onu dün okudu. Kitabı e, buradan bağlamamız işte... Anopara Resolution oluyor. Data Augmentation var olan verilere yapay olarak çetlilik ekleyerek makine öğrenimi modellerinin daha geniş veri setleri üzerinde eğitilmesi. Buna da artık veriye artırma deniliyor. Intent Discovery Kullanıcıların girdilerinden yeni niyetlerin veya ihtiyaçların keşfedilmesi. Bunu hani Google Marketing'de yapar. Yani şey muhabbetinde Aa ben araba konuştum, araba reklamı çıktı. Sen araba konuşunca cam sileceği reklamı da çıkabilir. Yani senin oradaki niyetini yakalayıp daha sonrası içinde kullanılır. Bunu birçok yerde kullanacaklar. Automated reasoning... O automated reasoning belirli bir bilgi seti kullanarak mantıksal sonuçlara karar verme veya varma yeteneği. Ee, i̇şte mesela tüm insanların ölümlü olduğunu öğretiyoruz. Daha sonra Sokrates'te bir insan olduğunu öğrenince yapay zeka diyor ki e, evet o zaman yapay Sokrates ölümlüdür. İşte bunu tabi bunu biliyoruz zaten de yapay zekada bazen hata da yaptığını görüyorsunuz. Yani siz ona bir şey öğretiyorsunuz. Artık dümdüz sadece öyle davranmaya başlıyor. O da hata. Ee, bağlam kopuyor. Mesela diyelim ki siz basit bir görev verdiniz. İşte metinlerin içerisindeki finansal şeyleri çıkart. Çıkarıyor. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane. Sonra bir tane daha yaptı ama orada küçük bir hata var. Onu bir düzelteyim diyorsunuz. Daha sonra artık ona odaklanıyor diyorsunuz ki işte burada e, ilk kelimenin e, ilk kelime S ile başlasın diyorsunuz tamam ama Daha sonra sizin ana görevi unutup direkt ona gitgide. Yani demek ki her şeyde ben S ile başlatmam lazım diyor. Burada da böyle bir hatası olabilir. Knowledge graphs. E, nesneler, kavramlar, olaylar ve onların arasındaki ilişkileri temsil eden yapısal bilgi formları. Zaten çizgeler, grafler e, bu iş için kullanılır biraz daha teknik olduğu için geçiyorum. Sequence Prediction bir dizi olayın gelecekteki durumlarını tahmin etme. İşte aslında bu cümle tamamlamada da bunu kullanıyor. Yani bu akşam evde film deyip enter'a bastınız yanlışlıkla. Ha bu film izlemiş diyor. Yani o olayları tahmin ediyorsunuz. Hatta devamını yazabilir. Ya bu gece işte film izledim. Film uzadı uykum kaçtı falan filan. Burada da biraz daha farklı film dizisine dayanarak sonraki tercihlerini tahmin etme. Yani ben bir cümle olarak düşündüm. Ee, yine aynı şekilde sizin verdiğiniz verilere dayanarak sonraki bu filmi izledim. Şimdi de şunu izlemek istiyorum dediğinizde o film de şu olabilir demez. Machine Translation bilgisayar programları kullanarak bir dildeki metni başka bir dile otomatik çevirme. E, oluyor. Semantic search işte arama sonuçlarını sadece anahtar kelimelere göre değil aynı zamanda metnin anlamına göre sıralama. E, bunu biliyorsunuz. Yani yıllardır peşinde koşulan şeydir. E, ben e, Bing çıktığında da Microsoft'a stajyerdim ve Bing'i bize böyle anlatmışlardı. Yani biz Bing bir arama motoru değil. Bing'de işte sen yakınlarda balık restoranı var mı falan dediğinde böyle seninle sohbet eder gibi cevap verecek. Facebook'ta Graph 2013-14'te falan Graph'te bunu kullandı. Graph diye bir arama motoru işte hatta yazıyordun Ankara'da olup şu yaş arasında işte Facebook kafası olduğu için bekar olanlar var mı tak 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 döküyordu sana. bu da işte semantik search. Ama artık şimdi yeni yeni tam e, meyvesini veriyor. Neural Machine Translation derin öğren modelleri kullanarak daha doğal ve akıcı çeviriler üretmenin adı. Topic Modeling'de metin koleksiyonlardaki gizli ko konu yapılarını keşfetme. Örneğin haber makaleleri koleksiyonundan ana konuları otomatik olarak çıkartma. İşte siz bir siteye içerik üretiyorsunuz, kategorilendirme yapacaksınız, etiketleme yapacaksınız. Onları yakalaması Topic modeling. Language modeling de doğal dedik kelimeleri dizilimini tahmin etmek için kullanılan istatistiksel modeller. Ee, size dediğim şey yine language modeling. Bugün hava diyor, onu güzel diye tanımlıyor. İstatistiksel modeller, probabilistik models ve üzerindeki olasılıksal hesaplamalar kullanarak tahminlerde bulunması. Örneğin e-posta mesajları var ve bunların spam olup olmadığını nasıl değerlendiriyor? İşte böyle değerlendiriyor. Ee, öncekilere göre bir olasılıksal. Yani metnin içerisinde tebrikler diyorsa muhtemelen spamdır diyor. Döküman sınıflama metin belgelerini önceden belirlenmiş kategorilere göre sınıflandırma diyalog sistemleri kullanıcılarla doğal dil üzerinden etkileşimde bulunan sistemler. İşte bu da chatbot'un bir farklı hali. Hepsi hani başka bir şeye sizi hazırlıyor. Ona o da işte o personalar hani robotikle birleşirse artık bambaşka bir şey olur da. Otomatik content moderation yani içerik kurallarına uygunluğunu kontrol etmek ki GPT'nin aslında güzel yönlerinden biri bu. Mesela bana bir iyilik, bir kötülük öner dediğinde GPT şunu der. yüz her zaman tabii çalışmaz ama çoğu zaman şunu der. Sana bir iyilik önerebilirim ama bir kötülük öneremem. Hatta şunu söyleyeyim size. İçeriğin kurallara uygunluğunu denetleme noktasındaki GPT'nin hünerlerinden biri. İşte biz çocuklarla önceden okudukları romanları, şey romanları, çizgi romanları falan Cipti'ye çizdirmeye çalışıyoruz. Çiftiye çoğu şey çizmiyor. Mesela balinanın karnında Gepetto'yu çizmiyor. Diyor ki bu çocuklar için işte ürkütücü olabilir diyor. Oralarda içeriklerin kurallara göre uygunluğunu denetlerken şunu demiyor. Ya evet böyle bir şey zaten bana öğretildi. Bu doğru yani Pinokyo diye bir hikaye var. Bunu bana çizeyim demiyor. Hayır diyor benim etik kodlarıma göre yanlış. Binlerce bununla ilgili kaynak olabilir. Ama bu yanlış diyor. Burada e, ciddi bir başarı var. E, Dependency parsing. E, cümle içinde kelimeler arasındaki gramer bağlantılarını a, analiz etme. İşte mesela adam köpeğiyle parka gitti. Şimdi köpeğiyle parkayı çıkarıyoruz. Adam gitti sonuçta. Ve buradaki o bağlılık e, çözümlemesine deniliyor. Cross linguals model, birden fazla dilde eğitilmiş ve farklı diller arasında bilgi transferi yapabilen modellere de çapraz dil modelleri deniyor. Örneğin İngilizce eğitimli bir modelin Türkçe metin üzerinden duygu analizi yapması. Bağlamsal reklamcıda contextual advertising, kullanıcıların geçmiş davranışlarına mevcut içerik bağlamlarını değerlendirerek Reklamların kişiselleştirilmesi, lexical Analysis dediğimiz. metinlerde kelimelerin ve ifadelerin yapısal formunu analize etme. Bakın burada var. Bir ifade var ve bunu işte bak bunlar e, operatör, bunlar sayı, bunlar şu diye onu analize etmesi. Semantic role labeling yani aslında isminden de anlaşılıyor. Etiketleme, semantik olarak etiketleme. Mesela bir cümle var. Biz bunu işte cümlenin öğelerinde yıllarca yaptık sorularda. Who, kim, işte n 1K'ya da biraz gidecek şekilde kim yaptı, ne yaptı bunları ayırmasına da semantik role labeling deniliyor. Data cleansing, veri setlerindeki hatalı ve eksik ve çelişkili verilerin temizlenmesi. Biz buna dolgu sözcük de diyoruz bazen. Ama buradaki tam o değil, pardon karıştırmayayım. Buradaki şey e bu da benim dediğime geldi. Buradaki asıl kastettiği şey şu. Yani mesela çelişkide ifadeler var. Siz mesela bir sürü 20 parametre verdiniz. 19'unda bir şey söylediniz. Birinde onun tersi ise onu yakalayabiliyor. Yine de e, burada da sorunlar çıkabiliyor. İşte o big data içerisindeki small data'yı da kaybedebiliyoruz. Yani bazen o da anlamlı olabiliyor. Evet. Burada image captioning görselleri tanımlayıcı metinlerle otomatik olarak etiketleme. Bunu işte Instagram falan yapmıştı. Yani Instagram'ın kaynak kodlarına girdiğimizde şey görmüştük. Resimleri çok önceden yani ben mesela yaklaşık 8-9 yıl önceden bu şekilde. Bu resimde şu var işte bir beyzbol oyuncusu bir topu atıyor başka bir oyuncuya. Bunu yakalıyor. Ee, resimde daha da geliştiriyorlar bunu. Data Fusion, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin birleştirilerek daha kapsamlı bir veri elde edilmesi. Predictive Analytics, geçmiş verilerin analizlerine ederek gelecekteki olayları tahmin etme aslında aynı yerin etrafında dolaşan maddeler olduğunu görüyorsunuzdur. Ama bunları kavramsal olarak bilmek iyi. Information Consol Consolidation, farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin bir araya getirerek tutarlı ve kapsamlı bir bilgi seti oluşturma. Bunları daha çok GPT, akademi, GPT akademik işlerde böyle kullanmaya çalışırsanız görüyorsunuz. İşte o literatür taraması yapıyorsunuz. O literatür taramalarından bir şey oluşturmak istediğinizde mesela bu haber kaynakları demişti de, o değil yani literatür taramasından oluşturmak istediğiniz daha net görüyorsunuz. Multimodal sistem ses, metin, görüntü gibi çeşitli girdi modlarına dayanarak çalışan sistemler. Bu da öyle. Hatta bunu geçtim artık GPT'nin dördünde dosya ekle kısmından böyle hiç normalde bilgisayarda açamadığınız bir dosyayı verip hadi bunu resmini çiz dediğinizde çizebilir yani. Transfer learning modelin bir problemde öğrendiklerini başka bir problemde kullanılması. Mesela örneğin İngilizce için eğitilmiş bir model var ama bu öğrendiği yapıları kullanarak Türkçe metin işliyor. Natural Language Generation verileri bilgileri dayanarak doğal metin metinleri üretme. Örnek finansal raporlardaki verileri kullanarak anlaşılır ve ayrıntılı bir rapor metni oluşturma. Active Learning yine e, süreçte e, hangi veri örneklerinin etiketlenmesinin en faydalı olacağını belirerek insan etkileşimini etkin bir şekilde kullanma. Örneğin bir görüntü tanıma sisteminin belirsizlikleri en yüksek olan görüntüleri insan onayına sunması. Burada Active Learning'de şunu görüyorsunuz. Şimdi... GPT'de daha çok yazı kısmı kullanılıyor biliyorsunuz. İşte Mid Journey var, daily var, farklı farklı araçlar var. Bu görsel tarafında Active Learning çok önemli. Burada da onun örneğini vermiş. Çünkü şunu görüyorsunuz. Mesela diyelim ki dil öğret eğitimi yaptın. Orada çok fazla risk yok. Yani bütün konuşmaları öğrettin. Hadi şimdi bana bir şey söyle dedin. Tamam. Ama görsel eğitim setlerinin detayları çok önemli. Yani siz bin tane resim verdiniz. Bini de işte İskandinav mimarisiyle ilgili bir şeye dair duruyor. Hadi buna 500 tane de şunu atayım dediğinizde onun o ağırlık merkezini kaydırıyorsunuz. Bunu görsellerde daha iyi yakalıyorsunuz. O yüzden görsellerle ilgili çalışan yapay zekalarda modeller çok ayrışıyor. Yani işte mesela işte orta çağ tarzında bir şey Çizdir dersiniz, tarihsel, gotik tarzda diyebilirsiniz, bilmem ne, eğlenceli bir tarzda. Orada onun eğitim setine fazladan giren her şey onun zihnini bulandırabileceği için o active learning'in e, nüansını orada daha rahat görüyorsunuz. Bu özellik çıkartma, verilerden anlamlı özelliklerin otomatik olarak çıkartılması, feature extraction, bunu işte derin öğrenmede falan çok fazla kullanılır aşamalardan biridir. Hyperparameter Optimization modelin performansını en üst düzeye çıkarmak için en uygun parametre değerlerini bulma. İşte burada skorlarla çalışılıyor falan. Biraz daha teknik olduğu için geçiyorum. Model Deployment eğitilmiş bir makine öğrenimini modelini üretim ortamına yerleştirme ve kullanıma alma. Yani örnek bir kredi skorlama modelinin bankacılık sistemine entegre edilip gerçek zamanlı olarak kredi başvurularını değerlendirme. Piyas dedekçisinin e, ön yargı e, tanımlama, işte bu veri setlerindeki, yapay zeka modellerindeki ön yargıların tespiti. E, burada işte hep gündeme gelen şey. Yani diyelim ki, örneğin YPG Türkiye için terör örgütü. Yapay zeka YPG nedir dediğinizde, YPG işte e, ne terör örgütüdür ne değildir. Türkiye için böyledir ama şunun içinde böyledir de diyebilir. Bunu da dediğini gördüm. Terör örgütü değildir direkt de dediğini de gördüm. Yani farklı sorgulamalarda. Çünkü eğitim seti öyle. Eğitim seti nasılsa öyle yapar. Hatta bununla ilgili klasik şey şudur. Mesela Twitter'da bir örnek vardı. Kendim check etmedim ama az çok tahmin ediyorum. Mesela antisemitik bir ifade kullanırsanız... Mesela Yahudiler yüzünden işimi kaybetmekten korkuyorum... Bunlar bloklanabilir veya bu yasalara aykırı olur. Yahudi'yi çıkar Müslüman koy. Müslümanlar yüzünden işimi kaybetmekten korkuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü veri setini eğitimi ve işte o e, antisemitik veri, verinin girilmesi, islamofobik verinin girilmemesi gibi şeyler o önyargıyı doğuruyor. E, biraz daha artık böyle makine öğrenmesine kayan ifadeler var ama yine de hızlıca geçelim. İşte reinforcement learning artık o da deneme yanılma yönüyle aldığı ödüllerle en iyi eylemleri öğrenmesi. Buradaki yapay zekanın bir video oyununda karakterin en iyi hamleleri yapmayı öğrenmesi. Semantik web dediğimiz şey işte bu. Content is king lafındaki kralın yeniden değişmesi. Content is king. Web bir evresi. King kim? işte az bir üretici. Web 2. Content is king kim kim içeriği oluşturan benim teyzem, babam, herkes, herkes. Onlar içeriği, içerik, içeriğin lokomotifini oluşturan onlar, herkes. 7 yaşında biri de, 70 yaşında biri de. Yani 7 yaşında biri de sosyal girmiyor, girmez zaten ama e, oyunda verdiği şeylerle işte bir şey oluşturuyor. Hala içerik üretimini destekliyor. E, ama Web3'de Artık içeriğin ana oluşturucusu yapay zeka. İşte semantik web de tam bunun üzerine oturuyor. Ee, soru oluşturma, question generation. Verilen bir metin partisinden otomatik olarak sorular üretme. Bir ders kitabı bölümünden alınan bilgileri dayanarak öğrenciler için pratik quiz soruları oluşturma, question generation. AB testleri. işte bunu GPT de yapar. Yani e, size e, o feedback döngüsünü oluşturmak için... Dediniz ki bana şu konuda bir yazı yaz. Bir baktınız işte iki tane. Az önce bahsettiğim gibi iki tane birden yazdırmaya başladı. İşte orada bir AB testi yapıyor aslında arka planda. Yani 10 kullanıcı bunu seçti. 5 kullanıcı bunu seçti gibi. Auto encoding. Verileri daha önce düşük boyutlu bir temsile sıkıştırma ve sonra orijinal verileri olabildiğince yakın bir şekilde bunu üretme süreci yani WinRAR'ları, WinZip'leri hatırlayanlar bunu biraz bilir. Mesela oralar neydi? Bir dosyayı sıkıştıracağız. Excel dosyasıysa inanılmaz sıkışıyordu. Çünkü Excel dosyasındaki şey çok belli ya. Yani formül çok belli. Yani kareler var, çerçeveler, onların içerisinde yazılar var. Ama mesela bir müzik dosyası o kadar sıkışmazdı. Oradaki çünkü arka plandaki algoritmayı daha rahat çalıştırabiliyor Excel'de. E, diamonds, ...Diamonds Nationally Reduction... E, ...bu da aslında... E, ...aynı şeye geliyor. O verinin e, boyutunu... E, ...düşürme... ...azaltma, boyut düşürme... ...yüksek boyutlu verilerin daha düşük boyut hale getirebilmesi. Tabii bunları... ...artık yapay zekada... ...arka planda kullanıyoruz. Yani şunu e, biraz da... Anlaş, ...anlatabilmek için... ...bahsediyorum. E, ya 500 sayfalık pdf'i koyuyoruz, nasıl bir anda tak diye anlıyor, şey yapıyor, işte bunları kullanıyor, boyut değiştirmeyi kullanıyor. Deep reinforcement learning, yani burada derin öğrenmeyle pekiştirmeli öğrenmeyi birleştirip karmaşık problemleri çözüyor. Mesela gerçek zamanlı bir strateji oyunu var o anda yapay zeka oyunu stratejisini optimize etmek için kullanıyor. Zaten oyun endüstrisinin peşinde koştuğu şey de bu aralar bu. Yani bir kişi 6. seviyenin işte 3. dakikasında oyunu bırakıyorsa niye bırakıyor? Hemen onu anla. 6. seviyenin 3. şeyindeki belki zorlu ayarla. Ve o retention'ı düşürme. Gunlar bir yere çok popülerdi. Yani önümüzdeki dönem yine popüler olacağını düşünüyorum iki sinir ağının birbirine karşı şekilde eğitilmesi ve gerçekçi veri öğretilmesi. Mesela bin tane kediyi aldınız, öğrettiniz ve bin birinci kediyi siz tasarladınız. Bununla ilgili bir site vardı. This, pe this people doesn't exist.com muydu ne? Yani bir siteye giriyorsunuz ve sayfayı her yerine dediğinizde bir insan yüzü var ama o insanlar yaşamamış yapay zeka Mesela bir AVM düşünün önceden giren müşterilerin fotoğrafını çekiyor sonra onu eğitip yeni müşteriler yapıyor. Bak daha, daha tanışmadığımız müşterilerimiz diye reklam yapıyor gibi. Kapsül Networks görüntülerdeki nesnelerin farklı açılardan pozisyonlardan tanınabilmesini sağlayan hücre benzeri nöron grupları. Ya bu da işte zaten o deep learning'de fark ediyorsunuz. Yani veri setiniz sadece böyle çok güzel. Mesela ne öğreteceksiniz? Çok basit söylüyorum domates. Böyle domates çok güzel. Müthiş açılardan çekeyim değil. Farklı farklı çekmeniz lazım. Ya ben elimi şöyle kapattığımda siz benim olduğumu anlıyorsunuz. Demek ki yarıdan da beyin tanıyor. Onları da anlatmanız lazım. İşte oraya gidiyor. E, açıklanabilir yapay zeka Enable AI. Yapay zeka kararlarının insanlar tarafından kolayca anlaşılabilir olmasını sağlama. Bu biraz ürkütücü. bir kredi başvurusu reddedildi. Niye reddedildi? Tabii bizim Türklerine ne kadar açıklar. Edge Edge Computing veri işleme işlemlerinin bulut sunucular yerine cihazların kendilerinde gerçekleşmesi bambaşka bir konu ana konularından biri önümüzdeki dönem interneti İşte buna kriptoyu da bağlayıp işte ayet cihazları bağlıyorlar IOT cihazları, cihazları üzerinde bir tür paylaşım yaparak bu bulutu alternatif bir şey geliştirilebilir mi? Cognitive Computing insan düşünme sürecini modelleyen bilgisayar sistemlerini tasarlama. Yani artık iyice inisiyatif alıyor yapay zeka. Diyor ki mesela sağlığı semptomları analiz edip teşhis olma. Yani niye burada bu örneği veriyoruz? Çünkü en kritik şey bu. Blockchain for AI, blok zincir mevzusunun yapay zekada kullanılması bambaşka bir, ot, bir saat konuşulacak konu. Ama ben buna sadece şunu söyleyeyim. Create with AI, sell with blockchain olacak yani. Yapay zeka ile üret, blockchain ile sat. Hikaye bu. Başka bir şey değil. Ve bütün de omurgasını buna oturtacaklar. Diyelim ki ben yapay zeka araçlarını kullanarak Japonlarla ilgili bir şey yaptım. Yani Japonlarla ilgili bir haber sitesi oluşturdum ve Japonca yayın yapıyorum. Bir şey. Peki buradaki finansal akış nasıl sağlanacak? Yani dünyanın üretimdeki bu hızlı artış nasıl finansal bir şeye dönecek? Tüm dünyaya bir şey üretiyorsun. Tüm dünyaya değer aktarıyorsun. Sosyal. Sosyal değer aktarıp finansal değer. Sosyal motivasyon aktarıp finansal motivasyon almak istiyorsun. Nasıl yapacaksın? İp anlamı. Quantum machine learning. Quantum bilgisayarların avantajlarını kullanarak daha hızlı etkili makine öğrenimi algoritmalarını geliştirme işi. Ve son maddeye geldik. Human in the loop. Yani yapay zeka sistemlerinde insan gözetiminin ve karar verme süreçlerinin aktif katılımının sağlanması. E, psikolog hocalarımızla geçen görüşmüştük. Onların da yani endişesi çok. Burada özne konumundan insanı çıkartmamamız gerekiyor. E, buna da aslında human in the loop diyoruz. Yani her zaman insan döngüde kalsın. E, ve oradaki e, işte... Nefret söyleme olabilir, farklı bir şey olabilir, uyuşturucuya, intihara yönlendirme olabilir. O tarz durumlarda insanın döngünün içerisinde kalmasına human in the loop diyoruz. Society in the loop da var. O da bir kavram olarak aklınızda kalsın. Hızlı hızlı anlattım ama bol bol bilgi içeren bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olur diyorum.